Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizler için farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Ramazan keçelerini bedar utkazmaklıkını bizge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve teala umid bilen kündüzleri tutuyatken rozalarımızı dergahıda kabul eylesin. Keçeleri bedar bulup kılayatken hatmi Kur'anlarımızı hem Allah özü dergahıda kabul eylesin. Azizlerim, Ramazan ayı ganimet fırsat. Bu ayını hayratı, berekatı nihayette kop. Ana oşa hayrat berekatlardan biri marifi sohbetlerdir. Dinimizni o'rganishimiz, diyonatimizni o'rganishimiz, shariatimizni o'rganishimiz va ko'p foydalarga sabab bo'ladigan suhbatlar bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh o'zi nasib etib, ko'pgina aziz insonlarni tashabbusi, ko'magi, xizmatlari bilan bu yil ham turkum suhbatlarini o'tkazishni Alloh muyassar qildi. Bu turkum sohbatlarga Ramazon tuhfalari deb nom ham berdik. İnşallah mana shu sohbatlardagi har bir so'z siz bilan bizga ilohiy bir tuhfa bo'lib, bu dunyoyu oxiratimizni baxti saodatiga sababchi bo'lsin. Hozir men sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan so'zim o'ta muhim narsa. Shuning uchun avvalo menga Allohdan yordam so'rab duo qilinglar. Qisqa so'zlar bilan buyuk bir ma'nolarni ifoda etishga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Qolganiga sizlar o'zlaringiz diqqat bilan tinglab turinglar. Chunki bu gaplar hali hanuz hozirgi aytiladigan shaklda aytilgan emas. Mana shu turkum suhbatlar davomida tayyorgarlik ko'rish davomida ba'zi bir azizlarimizdan o'tinch bilan iltimos tushdiki, sohbatlardan biri de İslami mezheplerini, Müslüman ümmetinin birliğini saklaş barasındaki oranı, ahamiyeti doğrusunda bir sohbet olsa. Bu degeni bir mezheplikini tezkerisi manasını ifade olsa degen iltimas oldu. Hakikatten bana şu mesele bize şu müstakillik yılları davrımızdaki baş musibetimizden bugün bosh ko'ngilxiraligimiz ham bo'lgan, ko'pgina musulmonlarning orasidagi noxushliklarga sabab bo'lgan masala. Mazhabni ahamiyatini tushunib yetmaslik, mazhabga qarshi bo'lishlik, odamlarni o'zini bilgan narsasiga chaqirib, faromish qilib turlik noqulay holatlar chiqarib kelish masalasi. Mazhab o'zi nima? Mazhab so'zi arabcha so'z bo'lib ketar yo'l degani. Arablar zahaba fulanun desa falonchi ketdi degani bo'ladi. Ya'ni bir yuradigan yo'lni mazhab deyiladi. Ketish makoni. Ma'naviy ma'noda demak imomlardan bir imomni yoki oqimlardan bir oqimni dinni tutish bo'yicha ixtiyor qilgan yo'nalishini mazhab deyiladi. Siz bilan biz mu'min musulmonlarning amaliy hayotimizga bog'liq masalalarni tartibga solib, bir yo'lga tizib berilgan, demak, ma'naviy yo'nalishlarni fiqhiy mazhablar deyiladi. Bu mazhablarni kelib chiqishi islomni dastlabki bosqichlariga borib taqaladi. Ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni jaholat botqog'idan amonlik qirg'og'iga chiqarmoqchi bo'lganida, insoniyatni o'zining eng buyuk adashuvidan keyin eng yorqin hidoyatga boshlashni iroda qilganida, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib tanlab olib, u zotga o'zining oxirgi
ve ebedi desturu Kur'an-ı Kerim'ni nazır kıldı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'ni destur kılıp alıp, oşa ilahi kitap talimatı aslında özleri şahsi emelleri bilen ve mübarek hadisleri bilen insaniyetke yol kursatışları kerek edi. İbadette olsun, muamelede olsun, ruhi terbiyede olsun, Kur'an kıraatide olsun, hemen her sede o zatı ve barakat yol kursatışları talep kılınken idi. Bana şu yerde hemmeler izni bir nesneye Allah'a itibar verişini ben teklif kılamam. Allah kitabını düşürüp Kur'an'ını hemme ozu okup çünkü amar kılıp kita vursun dese bular mıydı? Bular idi. Kudreti yeter idi. Lekin Allah şunu irada kımadı. Kitabını düşürüp kitabını halka talim beradigan peygamberini talep koydu. Hani demek her kim Kur'an'ını okup ozu amar kılıp kita vurmaydı. Kur'an'ını okup Peygamber aleyhissalatu vesselam kandek kursası şunu amal kılıçdır gerek. Demek insaniyetke daim ustaz gerek. Örgatuvçi gerek. Ana şu örgatuvçiler Peygamberine aleyhissalatu vesselamın mirasçıları, ulamaları verip keyinçelik yüzüne çıkarlar. Bana şu nesnenin katta ahamiyetine bilişimiz gerek. Allah ne mi için Kur'an'ını çürüp ey bandalarım amal kılıçdır bana mani kitabım demedi. Kur'an'ı bandaların içinden en afzalinin tanılıp alıp o şey zatka çürüp o adamga buyurdu. Yet kızmanı kitabını bandalarımga dedi. Ana hemme dinini barça talimatları o namaz roza kabı ameli kısım olsun. Ya ki akide etikad meseleleri olsun. Ya ki ruhi terbiye insanın ruhiyetine bağlı nesiller olsun. Ya ki Kur'an'ı kıraatı olsun. Hemmesini Resulullah halklarına yetkizdiler. Allah Subhanahu ve Teala hikmetli zat. Her bir nesneni fakat hikmet bilen kıladı. O zatın hikmetini çekeresi yok. Milyonlar yıl keyin keledigen hadiselerini hem biledi ve onu hem aldığından bilip ilacını, çaresini korup koyadı. Ana şu manada Kur'an'ını Allah nazır kıldı. Fakat Mekke, Medine etrafındaki sahradaki yaşayışlar adamlarına masraf emez. Bütün dünyaya, bütün zamanlar, bütün mekanlarga layakatli kılıp nazil kıldı. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o şu Kur'an'ını halayıkı yetkaz işte. Özlerinin hadisleri de, şeriatın ahkamları da hemmesi de bana şu amullik, şamullik, hemen narsanı kamrap alışını demek Allah-u Teala'nın emri bilen yolga koydular. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın özleri tirik turgan çağları da o kişinin aytgan hadislerini ya ki Kur'an'ın tilavatını ya ki manasını bilişini sahabeler iki kıl düşüngen halatları var. Resulullah iki olarak hem doğru sendikler. Misal için bir seferden kayıtkarları da cengden kayıtkarları da Bani Kureyze degen bir Yahudiler hıyanat hıyanı doğrusu da haber geldi de tez de barış gereği kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de sahabelerine ettiler ki bu yerde hiç kim, hiç kim demek asır namazını Bani Kureyze'de okuştan hiç kim geç kalmasın dediler. Yani ki hem de bağırıp asır namazını fakat yine Bani Kureyze'de okusun degen manadaki yakını ettiler. Yol uzak ketiyatı bazı bir sahabelerin hayaline geldiler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tez yürüp barışını irada kılıp ettiler. Asırlı vakti girip kaldı, hazır oku vasayı bol uğradı, okşu aldı yolda. Haleki cagi yeti varmasından. Başka sahabalar ettiler ki Resulullah boş yerde okuyorlar dediler o. Uyaka barı okuyamaz deyip, uyaka barı okuştu. Bir güruh yolda okudu, bir yıkılı, o şu mekanda okudu. Resulullah'a barıp şuna kap oldu, kayısı beri doğru dediler, iki oğullarını doğru dediler. Hazreti Umar bir köyüne karasalar Hişam degen adam Kur'an'ı okuyaptı başkaça. Resulullah bu kişi Hazreti Umar'ı okuyandan başkaça okuyaptı. Şart bağırıp yakasından uşadılar da yür hazır. Ketti gidip Resulullah'ın aldığı sudurup avardılar. Ne oldu? Dediler. Bana o ben hazır bir suranı okuyatkenini eşittirdim. Eşittim. Menge okutkenizden başkaça okuyaptı. Koy var yakasını. Oku Hişam. Bu adam huttu haligi Hazreti Umar eşitken de kılıp okudu. Hüttü şundayın hazır bu gemiydi. Sen oku Umar dediler.
Umar Hazreti Umar Resulullah özlerine örgütken de okuganında sanık ham doğru. Hüttü şimdi nazil bakın. Bitti ayet, bitti sure. Hani demek insanlar her tür. Hala Arabistan'dan İslam çıkanı yok. Lekin Allah buladı, çıkadı. Arab masalar kiradı, başkalar kiradı, dünyaya tarkaladı. Hammani tabiatı harkıl. Hammani imkaniyatı harkıl. Şunisi harkıl. Bitti narsaga bağlap koyup bu muydu? Şunun için Allah'ın dini ki hamma narsani qamrab olgan. Barcha zamonlarga va makonlarga va insonlarga nima to'g'ri keladigan din. Ana shu tarzda Allohning rasulidan sahobai kiromlar Qur'oni Karimni, shariat ahkomlarini, ruhiy tarbiyani, aqida masalalarini hammasini qabul qilib oldilar. Bizning dinimiz asosan 3ga taqsimlanadi. İtikad meseleleri, fıkhi ameli meseleler ve ruhi manevi talimatlar. O şu akidana akide ilmi deyiladi, şeriat amellerini fıkh ilmi deyiladi, ana o ruhi terbiyeni tasavvuf deyiladi. Bunge kıraatı Kur'an'ı ben kuşu yapmanı uzun. Kıraat neyim? Nime? Sahabalar nimadan agar? Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan agarlar. Sahabaların davranı uzun da İlimlik sahabalar, katta sahabalarga ergashib o'sha kishining gapini qilib, boshqalarga ham mashhur masalada Hazrati Oyisha buni dedilar, Ibn Mas'ud bundoq dedi, Ibn Abbos bundoq dedi deb gapirib yurgan odamlar bo'ldi. Ya'ni mazhablarning shakllanishi sahabalarning davridagina paydo bo'lgan edi. Keyinroq sekin-sekin o'tib kelib, sahabalardan keyin tobiinlarning vaqti bo'ldi, ulardan keyingi avlod kelganda endi odamlarni musulmonlarning ichida arabmasi arabidan ko'payib ketdi. Arabmas xalqlar musulmon bo'ldi. Ularning ko'pi Qur'onni o'zini o'qib tushuna olmaydi, hadislarni tushuna olmaydi, masalalarni o'zi hal qila olmaydi arablar ham. Ana shunda yanaki bilimlik odamlar sekin-sekin odamlarga o'rgatishni boshlashdi. Aytib, tushuntirib, qoidalarini qilib, o'shularning ichida shogirdi ko'paygan. O kişinin masalasından bahraman bo'lib aytganini qiladigan bo'lganlar sekin-sekin ajrab-ajrab chiqib, katta mujtahid ulamolar yuzaga keldi. Ana o'shalarning amalini, o'shalarning demak qoidasiga asosan Qur'onni tushunib, sunnatni tushunib, amalini qilganlar men palonchining mazhabidaman deyishni boshladi. Shuna qilib asta-sekin fiqhiy mazhablar yuzaga keldi. Bu tabiiy holat. Bor narsa. Bu huddi shundayki Alloh subhanahu va taolo bandalarini demak to'g'ri yo'lga boshlash uchun din tushirdi. Dinni joriy qildi. Shu dinga amal qilib ular Allohga erishishlari kerak. Allohning roziligini topishlari kerak. Demak bandalar to'g'ri yo'ldan yurib Allohning dargohiga yetishlari kerak. Bu keng yo'l, katta yo'l, to'g'ri yo'l. Lekin birov o'ng tarafdan yuradi, birov chap tarafdan yuradi, birov o'rtasidan yuradi. Mazhablar xuddi shunday gap. Bitta narsani shohobchalari. Odamlarga vaziyatga qarab osonlashtirish, tushunishli yo'li uslubini o'rgatish kabi holatlar bo'ldi. Ana o'shunday qilib mujtahid ulamolardan Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal to'rttalari demak mashhur bo'lib ketdilar. Bularga o'xshagan yana boshqa azizlar bor edi. Sufyon as-Savri, Hasan al-Basri, Abdurrahman al-Auza'i deganlar. Ularni shogirdlari kamligidan ishlari yurmay qoldida, sekin-sekin ularni fiqhlari esdan chiqdi. Mana u 4 ta ulug' imomni fiqhi butun islom olami bo'yicha tarqadi. Hamma shu narsani ushadi, birlashdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi to'rovi. To'rovi imom o'zlari ham bir-birini hurmat qilganlar. Orqasidan ergashganlar ham bir-birini nihoyatda hurmat qilgan. Hattoki bir-biriga kelishmovchiliklar bo'lsa, odob bilan aytilgan. Shuning uchun bizi adabiyotimizda adabul ixtilof, ixtilof odobi degan asosiy yo'nalish bor. Birovga azob berish yo'q, hurmat bilan gapiriladi. Ana mana shu narsalar mazhab bo'ldi, mazhabni xalq tutdi, hozirgacha tutib kelmoqda. Endi bugun ba'zi bir odamlar chiqdiki, bu yo'q, biz o'zimiz Qur'ondan olamiz, o'zimiz hadisdan olamiz. Bu mazhablar buzuq narsa.
Abu Hanifa falan piston deb so'kishgacha borishyapti hozir. Dinni qabul qilish faqat shu fiqh emas, aqida masalalarida ham. Allohga e'tiqod qanday bo'ladi? Allohning sifatlarini qanday taniladi? Farishtalarga e'tiqod qanday bo'ladi? Oxirat kuniga e'tiqod qanday bo'ladi? Qazoyi qadarga e'tiqod qanday bo'ladi? Hammasi buyuk masalalar. Amaliyot, namoz har kuni o'qilgani uchun, roza bir yilda bir marta tutilganligi uchun odamlar fiqhga berilib ketib, aqida masalalari birov aqidada ham ixtilof qilarmidi deb qarovsiz qolgan. Muddat o'tgandan keyin aqidada tumtaraqaylik boshlandi. Mu'tazili degan chiqdi, qadariylar chiqdi, jahmiyalar chiqdi, balolar, battarlar musulmon olami aqida masalasida alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Keyin ulamolar tushundiki, buni bir boshini ushlasak, ushlamasak bo'lmaydi ekan deb musulmon olamining mashriqida imomi al-Maturidiy, bizi buyuk bobomiz, Samarqandlik imom aqida masalasilarini yig'ib ahli sunna va jamoa musulmonlarning asosiy jamoasining aqidasi mana budur deb yiqqan o'sha eski rasulullohdan olingan nimalarni hammasini xalqqa tartibga solib taqdim qildilar. Musulmon olamining g'arbiy tarafida imomi Ash'ariy xuddi shu ishni qildilar. Imom al-Maturidiy, imomi Ash'ariy chiqib imomlik qilib xalqni aqidada birlashtirguncha bo'lgan vaqtida hamma tumtaraqi qirpichoq urush janjalida. Ikkovlari chiqib belni mahkam bog'lab haqiqatni aytganda bu ikki imomning atrofiga tafsirchilar ham kelib qo'shildi, muhaddislar ham kelib qo'shildi, faqihlar ham kelib qo'shilib, hammasi barakansizlaru barakalla biz ham sizlar bilanmiz deb haligi buzg'unchilarni boshiga urishgan ekan hammasini. Musulmon ummati birlashdi. Haqiqatda ikkita imomimiz bor. Imomi al-Maturidiy va imomi Ash'ariy. Biz hammamiz al-Maturidiylarmiz. Ana shu Samarqandda tug'ilib, o'sib, o'sha yerda vafot etgan buyuk bobomiz ahli sunnani demak aqida bo'yicha buyuk imomi hisoblanadi. U kishini butun dunyo ahli sunna va jamoa aqidasini tuzatuvchisi, to'g'rilovchisi deb tan olgan. Hidoyat imomi deydi. Buyuk alloma deydi. Ana bu kishining kitoblarini hamma o'qib aqidada birlashdi. Haligi janjal to'polonlar hammasi yo'qoldi, tinchida. Ana mazhablarning ahamiyati shu. To'rtta fiqhiy mazhabni ushab amalda hammasi birlashuvdi, endi aqidada ham musulmon ummati birlashdi. Ixtilofchilarni boshiga uradigan bo'ldi. Mana biz aqidamiz mana u deb aytadigan bo'lishdi. Endi ruhiy tarbiya, namoz o'qiganda qalbni qanday tutadi, odob axloq masalalarini tariqat mashoyixlari yo'lga qo'yishdi. Ular ham Rasulullohdan, sahobalardan, tobiinlardan, tabi'a tobiinlardan rivoyat bilan sanatlari bor. Mana biza Naqshbandiya nimamizni tariqatimizni sanadi bor Hazrat Aliga taqaladi. Hazrat Ali Rasulullohdan olganlar. U osmondan olgan emas. Hammasi Rasulullohdan kelgan. Mana Naqshbandiya tariqati, Qodiriyya tariqati, yana boshqa tariqatlar ham ruhiy tarbiya ma'nosidagi ilmda musulmon ummatini birlashtirdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi. Hammasi o'sha imomidan olgan ta'limotga amal qiladi, Qur'on ta'limotiga, sunnat ta'limotiga amal qiladi. Bu narsalarning eng tushunarlisi Qur'on qiroati. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilganda Jibroil alayhissalom Rasulullohga o'qib berganlar. Rasululloh yodlab olib, keyin ummatga o'qib berganlar. Ana shu ummatni qarisi bor, ayoli bor, erkagi bor, tili qotib qolgani bor, tili yumshog'i bor, arabi bor, arabi masni bor, shularni e'tiboridan qiroatda ham o'sha narsalarni rioyasi bo'lgan. Rasululloh o'qib berganlarida haligi aytgan gap, Hazrati Umar bilan Hisham radhiyallohu anhuning voqiyasi. Ikkita arab Rasulullohning eng yaqin odamlari, lekin bitta surani ikki xil o'qishyapti. Birini o'qigandan keyin siz bilmay qolgan ekan, orada ixtilof chiqdi. Kelishuvda Rasululloh ikkovga ham o'qitib ko'rib, ikkovinikiga ham to'g'ri dedi. Ikkovi ikki xil o'qiyapti. Talaffuzi har xil. Ikkovinikiga ham to'g'ri dedi. Xuddi shunaqa bo'lib, keyinroq qiroatdan ham imomlar chiqqan. Biz hozir qiladigan Qur'onning qiroati, mana qorilarimiz o'qiydi, hammamiz o'qiyapmiz. Qiroati Hafs an Asim. Asim degan imomni Hafs rivoyat qilgan qiroatini o'qiydi. Hozir butun dunyo shuni o'qiydi.
Fakat Mağrib, Arabistan Mağrib'de, Libya, Tunis, oş taraflarda kanunlu kıraatı var. Hazıran var, kitapları var, kıraatları var. Ana bunlar hem yetide imam barışken, şunlardan ikitesi kaldı. İmam-ı Hafs'ın Asım'dan kıyan rivayeti, kanunlu Varş'dan kıyan rivayeti kaldı. Karılar o şey yetti kıraatını organişedi ilim için. Lekin halk amal kılıp geliyken haliki iki kıraat. Şu ham Resulullah'dan alınken, sahabalarga ötken, tabiyyilerge ötken, avlattan avlatga ötüp ötüp bizgeçe yetip giden biz ham baralarımızı şunu örgütüyoruz. Mana şu kıraat ham Müslüman ümmetini birleştirip durdu. Demek fıkhi mezhepler ham, akidevi mezhepler ham, tarikatlar ham, kıraatlar ham Müslüman ümmetini birleştiriş, ihtilafda düşmesliğini asasi vaizlerden bulup hizmet kıyken. Bugünkü kelim mezhebini tanımayarkenler, bir mezhebini kılayarkenler tamamen bana şu demek birleştirişini tezkeresi de işkiliş yaptı. O ziler hammeyler, eğer böyle devam olsaydılar, bana şu bir mezhebler çıkmadığınca bizi halkımızın içinde dinde hiç kanaka ihtilaf bulmadan. Şunlar gelip çıkar işte. Başka dünyanın kayırıya varsayız, kayırda bir mezhep olsa Müslümanın içinde ihtilaf var. Mezhebini tutup yürüyenlerin içinde ihtilaf yok. Ana bu ihtilaflar hepsi baraka, yakşilik, birbirini hürmet kıyan halde, birbirini tan organ halde, birbirini ihtiram kıyan halde her kim özünü mezhebini uçar, güde güzel iş. Bu bağır kenglik, bu ihtiram, bu nihayette güzel narsa. Ana bizde mana şunga ruhsat var. Lekin Müslüman olarak birbirini kafirge çıkarışge, fasıkka çıkarışge, facirge çıkarışge, natoğrusan deyişge hakkı yok. Halbuki bir mezhepler şunu kılışı yaptı. Bugün gününde şunu kılışı yaptı. Ebu Hanife'ni sokuşu yaptı. İmam-ı Malik'ni sokuşu yaptı. İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel'ni, İmam-ı Şafii'ni sokuşu yaptı. Eş'ariler Ahl-ı Sünnet'den mesle iş yaptı. Maturidi Ahl-ı Sünnet'den mesle iş yaptı. Ana ihtilaf. Özüden başkanı kafir de iş yaptı. Bu mutlaka doğru kemiydi. Ben bir nesle, cüda bana şu manseler olsa daim esmge keledi. Avvalgi bu Sovet İttifakı bar vaktide, Moskova'da türlü dinlerini, vakillerini toplam meclisler kılınlardı. O şu hükümeti siyasasını kollab, tinçliği ki bu manalardı. Hazırgi Rus Pravoslav Çerkevi'nin patriarkı, patriark Kiril, o vaktide yaş adamını metropolit idi. Rus Pravoslav Çerkevi'nin taşkı işler boyunca idarasının müdürüydü. Şunaka halkara işlerini oşu başkalarıydı. Ben Müslümanlar tarafından barıp dünyadaki bazı dinlerden adam çakırıladı. Kegenden keyin yakıllavçı demek bayanat buluş gerek şunun matni aldığından tüzüledi. Palan könü, palan cahide manavı sallahı aslıda ilmi ancuman bulup ottu. Onda kuyudakiler katnaştı. Dip durup Müslümanlar Yahudiler deyip durup Rus Pravoslav Çerkevi, Gruzya Katolik Çerkevi, Palan Çerkevi deyip yarım bet, bir bet bulup getirdi. Çerkevilerini sana uğradı. Keyin bir hekimetim ayetim ki, sizler ne bu nakilesiler? Bu nakakılıp uzun kıyandan göre bana Müslümanlar deyip sizler, Hristiyanlar deyip koyuruyla. Bizde ya mazhablar var, biz mazhabımızı ayetme yapıyoruz o. Sizler olsa hamasını sanıyorsunuz, bu artık varak oladı, cay oladı, atlarını hamasını sanıp çıkıştırmak gerekir var. Ve bir gün katlık duru aldım. Keyin mecbur oldu da o şu metropolit Kiril aitti. Muhterem Şeyh, ben sizge indi aitmesem bu mesajken. Sizler mezhabiler bile gelip bir de Müslüman degen namge hammeyler künesiler bu sizlerine baktiler. Sizlerdeki dünyada bakli adamlar yok. Lekin biz bana o özümüzü etmesek birbirimizi tanımayız biz. Bizde her çerkev özü ne tanımladı başkasını kapırdı bilet dedi. Eğer biz şu yerde gelip hemeniz Hristiyan deyip ketsek bizi kavmımız bizi kabul kılmaydı varsak. Ne kadar Rus Pravoslav Çerkevi demedin deydi. Bunu biz etmesek bu muydu? Sizler Müslümanlar deyip hemeniz birge oturup sizler bu sizlerini baktılar. Birbirleri kapır demeyizler sizler. Biz etmez. Şunun için biz bana şimdi mahkem turu olamaz dedi.
Ana gap qayerda? Hozir o'sha musulmonlarni kofir deyotgan o'zini yaxshi bilayotganlar, bemazhablar bir o'ylab qo'ysin, qayerga qarashib ketyapti. İmanı var, etiqadı var adamını kafir diye şey yaptı. Adli adam demez, bütün Müslüman ümmetinin imamlarına etkisi yaptı. İmam-ı Eş'ari'ni, İmam-ı El-Maturidi'ni, İmam-ı Ebu Hanife'ni çok şey yaptı. Biz manasilerden cüde hem ihtiyat buluşumuz gerek. Mazhabının hakikatini düşünüşümüz gerek. Ben cüde kıskaça kılıp ayet yapmam hazır. Evveler imkanımız bulmadı. Çünkü onlar iğvanı kurtardı, her bir gafıge cevap veriş gerek oldu. Amin avaz çıkar ayetimiz dedi, onu avaz çıkarmaya mı ayetse buluşunu ispatlaş gerek oldu. Okulamız dedi, yok bunu doğru, bana olsa bizde mazhabımızda budur, bunu yem ayetçe doğru gerek oldu. Ahirin ben ihtilaflar hakkında degen bir kiskine kitapça yazdım. Şunu okuyan adamlar, mahke telefon kolda aldım diye geldi, uzun üçüncüsünü ayetiyordu, şunu aldırak çıkırsayız bu masmada. Şununca kaplar bu masada, hamması borakan o bu. Bir taraftan teşekkürüm var, bir taraftan değil mi? Noşkürlük aliyata bana değil mi deydi, tanıklık yapıyan var. Keç kaldığın çıkarışta degen. Ondan ki yine yani ihtilaflarını çıkarışta. Hazır olan hem masumunu toplar, ihtilaflar, sebeplar, yeçimler degen katta kitap buldu. Çıktı, halk okudu, elhamdülillah düşündü. Hazır Rusya'ya tercüme kılıp çıkarıldık, Rusya'nın her tarafından telefon bol yaptı, şu kitap ilanı kayırdan tapağımızdı. Endi mana hozirgiga o'xshab ilmiy ravishda mazhab nima? Haqiqati nima? Qayerdan chiqqan? Qayerga boradi? Ana o'ylab ko'rsak, islomiy mazhablar doimiy ravishda musulmon ummatining birligi uchun xizmat qilib kelganligini aniqlab yetishamiz. Men bu borada ham bitta kitobcha yozib qo'ydim. Duo qilib turasizlar, bir oz to'ratishlar kiritib, yaqinda nashr qilamiz. Mana shu gaplar o'sha kitobdan olingan iqtiboslar. İhtibaslar. Şunun için hemmege çünali buluşunu aytemiz ki hemmemiz şu mazhab çünçesini yakışı çünelik. Ana ondaki yaptar katalanalarını yapıge kirmeylik. Ularını iğvasıge uçmeylik. Hemmesini İslam'ını doğru kabul kılgen avlatını sülalası ekerlikimizini bilip. O şu büyük imamlarımızın hürmeti, Resulullah'ın miras hırlarının hürmetini kılış. Manası işlerini hemmesini cahaya koyuşta. Demek yakdil buluşumuz gerek, hareket kılışımız gerek, marifetli buluşumuz gerek buladı. Allah subhanahu ve ta'ala barçalarımızını özünü dinine halis bir itikad kılıp, amel kılıp, mezheplerimizini hürmet kılıp, barça mumun Müslümanlarını aziz biraderlerimiz bilip, yakşı bir hayat geçirip ötüşümüzü nasip etsin. Özünü dinine amel kılışımızda özü yardımcı olsun. Türlü ihtilaflardan, kelişme uçuruklardan bizi özü saklasın. Müslüman ümmetini yektil bulup, bir ten bir can bulup, birader bulup, Allah'ın ibadetini kılıp, bu dünyayı ahiretinin bahtiga, saadetiga müşerref buluşta Allah Ta'ala'nın özü yardımcı bulsun. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahim. Oh,
Alloh, ya Rabbil alamin, biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu Firdavs masjidida taroveh namozida xatmi Qur'ondan so'ng ojizona qo'llarimizni ko'tarib o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh, ulug' Ramazon kunida qilayotgan kunduzgi roza ibodatlarimizni dargohingda qabul aylagin. Qiyomat kunida tutgan rozalarimizni o'zimizga shafoatchi aylab, qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni qabul aylagin. Qiyomatda Qur'onni bizga shafoatchi qilib, qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib aylagin. Hozirgina o'qilgan tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan bizni aziz vatanimizdan o'tgan azizlarimizni barchalarini, ushbu dahadan o'tgan azizlarni hammalarini, Firdavs masjidini qurib o'tganlar, uni unda ibodat qilib o'tganlar, uni qurganlardan, ibodat qilayotganlardan o'tgan azizlarini barchalarini jannatu Firdavsga kirishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yorborib so'raymiz, bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari va qavmlari barcha-barchalarini o'zing oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan sog'-salomat tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo masjid xizmatida, din-diyonat xizmatida, el-yurt xizmatida bardavom bo'lib, o'zingni roziligingni topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh, o'zingni Qur'oni azim ishoningni taroveh namozida go'zal ravishda xalqimizga o'qib eshittirayotgan qorilarimizni o'zing zehnlarini yana o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin, Qur'onni yana ham yaxshi yodlab, yana ham yaxshi qiroat qilib, el-yurt ichida, vatanda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgin. O'zlarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin, barcha ishlarini ravon qilgin, ularni tug'ib katta qilgin, o'qitib qori qilgin, ota-onalari va ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bularga o'xshagan qorilarimizni Alloh taolo yana soniy sifatlari ziyoda bo'lishini o'zing nasib etgin. Alloh, hozirda o'zingga ojizona qo'llarini uzatib duo qilib turgan bu jamoatdagi azizlarni barchalarini, oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'stlari bilan sog'-salomat tinch-omon qilgin. Doimo siroti mustaqimda barqaror bo'lishlarini nasib etgin. Bu dunyoyu oxiratni baxtini, saodatini bergin. Parvardigora, bu Ramazonni barakotidan foydalanib qolishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Bu ulug' va muborak oyni boshimizda sayobon qilgin. Ramazonni hurmatidan elimiz, yurtimiz, boshimiz ustidan rahmatingni yog'dirgin, mag'firatingni yog'dirgin. Bu oyda Parvardigora ibodatlarni qilib o'zingni rahmatingga sazovor bo'lishimiz, mag'firatingga sazovor bo'lishimiz, do'zaxdan ozod bo'lishimizni o'zing nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin. Dinimiz, diyonatimizni to'g'ri o'rganib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Ulug' mazhab boshilarimiz, Imomi al-Maturidiy, Imomi Ash'ariy, fiqhiy mazhablarimizni peshvolari, Imomi Abu Hanifa, Imomi Malik, Imomi Shofiy, Imomi Ahmad ibn Hanbalarni, Parvardigora, tasavvufdagi imomlarimiz, Imomi Naqshband bo'lsin, Abdulxoliq G'ijdavoniy bo'lsin, Abdulqodir G'ijdavoniy bo'lsin, hammalarini, qiroatdagi imomlarimiz, Imomi Hafs, Osim, Qolun va boshqalarini hammalarini Parvardigora g'ariqi rahmat shoistagi jannat qilgin. Din diyonat uchun, millat uchun, mo'min musulmonlar uchun qilgan ilmiy ijtihodlarini, ajrini, savobini ko'paytirib borgin. Ularni ishlarini davom etayotgan ulamolarimizga, payg'ambarimizni merosxo'rlariga o'zing sabr bardosh bergin. Xalqqa, elga, yurtga dinimiz ta'limotlarini to'g'ri ravishda erishtirishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bizlarni turli ixtiloflardan, kelishmovchiliklardan o'zing asragin. Doimo yor birodar bo'lib,
tinchlikda, omonlikda o'zingni ibodatingni qilib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ey yurtni tinchomon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Azizlar, yana bir duo taraflarimiz bor, xususan bemorlarimiz bor. Alloh taolo ichimizda bemorlarimiz bor, ularni barchalariga shifoi komil bergan. Xususan mana Hindistonga borib bir jarohiyat amalini qilmoqchi bo'lgan yigitlarimiz bor ekan, ularni bu amaliyotlarini yaxshi o'tishlarini, tezda sog'ayib oilalari oldiga shodi xurram kelishlarini nasib etgan. Alloh mushkuli bolalarni mushkulini oson qilgin, musofiri bolalarni musofirini hozir qilgin, hojatmandlarni hojatini o'zing chiqargin, tordagi bolalarni kenglikka chiqargin, mushkuli bolalarni oson qilgin, barchani mehnatini samarasini mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Parvardigora, barcha ishlarda o'zingning roziligini topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.